Adamlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın karikatürünü çiziyor. Ses yok. Kur'an yakıyorlar Avrupa'nın göbeğinde. Ses yok. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. İfade özgürlüğü veya özgürlük adı altında insanların bu yaptıkları aslında kendi heva ve heveslerine göre uydurduğu şeylerden başka bir şey değildir. Özgürlüğün bir sınırı var mıdır? Yok mudur? Mesela bir adamın annesiyle evlenmesi özgürlük müdür? Adam diyebilir. Alan razı, veren razı. Al sana özgürlük. Bacısıyla bu işi yapması özgürlük müdür? Adam diyebilir. Kardeşim sana ne? Alan razı, veren razı. Buna sınır koyan ne? His mi? Duygular mı? Ne yani? Akrabalık mı? Ne? Veya birinin bunu hayvanla yapması. Bu anlattığım üç şeyi de yapıyorlar. O başka bir durum da. Yani bunun sınırı ne? Veya bunu çocuklarla yapması. Allah muhafaza. Bunun sınırı ne o zaman? İşte sınır Allah'ın emirleri, Allah'ın sınırları. Da Lut Aleyhisselam'ın kendi kavmine söylediği sözler gerçekten ibretlik. Ne diyor? Sizler diyor, öyle bir fuhuşla gelmişsiniz ki, öyle çirkin bir işle gelmişsiniz ki, sizden önce alemlerde hiç kimse böyle bir iş yapmadı. Dikkat edin. Alemlerde hiç kimse bu işi yapmadı diyor. Nedir bu iş? İşte homoseksüellik, eşcinsellik gibi pis olan bu iştir. Ve kardeşler çok ilginçtir. Şunu da anlatmak istiyorum ki bugün fark ettiyseniz insanlara sen bunu söylediğin zaman sana bazı şeyler getiriyorlar. Diyorlar ki ya kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Siz hala ne konuşuyorsunuz diyorlar. Sana neyi öneriyorlar? Sana hayvani bir yaşamı öneriyorlar. Diyorlar ki hayvan gibi yaşa. Vallahi billahi hayvanlar bile bunların yaptıklarını yapmıyorlar. Vallahi ve billahi hayvanlar bile bunların yaptıklarını yapmıyorlar. Açın bakın belgesellerde araştırın, hayvanlar bile bunların yaptıklarını kesinlikle yapmıyorlar. Bunlar ifade özgürlüğü adı altında, özgürlük adı altında neler yapıyorlar? Ve ne yapıyorlar? Çifte standart var. Özellikle bunu kim yapıyor? Avrupalılar yapıyor, Amerikalılar yapıyor. Örnek verelim biraz. Birkaç tane örnek vermek istiyorum. Mesela biri çıksa dese ki işte bu Yahudiler bu Filistinlileri öldürüyor. Bu İsrailliler bunları öldürüyor diyerek İsraillileri eleştirse, Yahudileri eleştirse veya onların bayraklarını yaksa hemen Avrupa çıkıp açıklama yapıyor. Ne diye açıklama yapıyor? Diyorlar ki sizin bu yaptığınız ırkçılıktır. Irkçılık yapıyorsunuz. Antisemitizmdir. Sizler böyle bir şey yapamazsınız diye hemen karşı çıkıyorlar. Evet, özgürlüğün altına bu girer mi? Tamam, girer. Doğru. Aynı şekilde bu LGBT ve benzeri olan dernekler çıkıyorlar. Kendi yaptıkları fuhuşu meşrulaştırmak için reklamlar yapıyorlar. Tabii İslami hassasiyeti olan insanlar çıkıyorlar. Diyorlar ki böyle bir şeyi biz kabul etmiyoruz. Bunların yaptığını hayvanlar bile yapmamıştır diyerek eleştiriyorlar. Yeri geliyorlar, flamalarını yakıyorlar. Hemen çıkıyorlar yine Avrupalılar. Diyorlar ki bu diyorlar insanlık suçudur. Siz böyle bir şey söyleyemezsiniz diye karşı çıkıyorlar. Hemen bakıyoruz adamlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın karikatürünü çiziyor. Ses yok. Kur'an yakıyorlar Avrupa'nın göbeğinde. Ses yok. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. İfade özgürlüğü veya özgürlük adı altında insanların bu yaptıkları aslında kendi heva ve heveslerine göre uydurduğu şeylerden başka bir şey değildir. Özgürlüğün bir sınırı var mıdır? Yok mudur? Mesela bir adamın annesiyle evlenmesi özgürlük müdür? Adam diyebilir. Alan razı, veren razı. Al sana özgürlük. Bacısıyla bu işi yapması özgürlük müdür? Adam diyebilir. Kardeşim sana ne? Alan razı, veren razı. Buna sınır koyan ne? His mi? Duygular mı? Ne yani? Akrabalık mı? Ne? Veya birinin bunu hayvanla yapması. Bu anlattığım üç şeyi de yapıyorlar. O başka bir durum da. Yani bunun sınırı ne? Veya bunu çocuklarla yapması. Allah muhafaza. Bunun sınırı ne o zaman? İşte sınır Allah'ın emirleri. Allah'ın sınırları. Yaratan bilmez mi? Allah Azze ve Celle seni yaratıyor. Rabbimiz bizi yaratıyor ve diyor ki sınır budur. Sen bu sınırın dışına çıkmayacaksın diyor. Sen kendi kafana göre bu benim hoşuma gidiyor diyerek bunu yapamazsın.
Eğer yaparsam biri de çıkar der ki ben de bunu yapıyorum der. Ben de bunu yapıyorum der. Öbürü der ki ben de şunu yapıyorum der. Ki bugün Avrupa'nın bazı ülkelerinde hayvanlarla evliliktir, İşte bu benzer eşcinsel evliliğidir, bunların hepsi yasalaşıyor ve ülkemizde de bu gündemde. Bu konuşuluyor. Yani konuşmaya cesaret edebiliyorlar. Bakın Hristiyan ülkeler bile buna izin vermiyorlar. Çünkü İncil'de de bu yasaktır, Tevrat'ta da bu yasaktır ve Kur'an'da da bu yasaktır. Çünkü bu çok pis bir iştir. Dolayısıyla bunların hepsini düşünürsek bu meselenin aslında özgürlükle alakasının olmadığını anlıyoruz. Nedir peki bu? Bu hayvani yaşam isteyen insanların ortaya koyduğu bir şeydir. Bugün der ki bu doğrudur, yarın der ki bu doğrudur. Bu böyledir. Onun için şunu yapmak lazım. Akıllı insan şunu yapar. Ya benim nefsimin bir sınırı yok ki. Benim nefsim bugün bunu ister, yarın daha fazlasını ister. Yarın öbürünü ister, öbür gün öbürünü ister. Nefsimin bir sınırı yok ki. Demek ki benim nefsime sınır koyabilecek bir şeyin olması lazım. Nedir peki o? Alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Nefislere sınırlar koyan, hayatlara ölçüler koyan, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'dir. Ve kardeşler, vallahi billahi bu o kadar pis bir şey ki, Avrupa'da bazı Müslümanlar çocuklarını okula göndermiyorlar. Çocuklarını okula göndermeyen Müslümanların çocuklarını ellerinden almakla tehdit ediyorlar. Ve ellerinden alıp ne yapıyorlar biliyor musunuz? Eşcinsel olan ailelere veriyorlar. Düşünün, eşcinsel ailelere veriyorlar. Peki o eşcinsel aileler ne yapıyor sizce kardeşler? İnandığı gibi o çocuğa bildiğini mi aşılıyor? Evet, ta kendisi. Yani erkek çocuğa kadın kıyafeti giydiriyor. Ya yakın zamanda Amerika'da iki tane eşcinsel çocukları evlatlık aldılar ve o çocuklara tacizde ve tecavüzde bulunup görüntülerini yayınladılar. O pis insanlar. Yani bu insanlarda ölçü yok. Allah korkusu yok. Yani nefsimin bir ölçüsü olmadığı zaman ne yaparım? Her şey yapabilirim. Her şeyi yapabilirim. Dolayısıyla bütün batıl dinlerin olsun, hak olan İslam dini olsun, hep buna ne almıştır? Hep buna bir mesafeli davranmıştır ve ölçü koymuştur. Burada Allah Azze ve Celle'nin ısrarla bunu söylemesinin sebeplerinden bir tanesi budur. Neden peki Allah Azze ve Celle Lut kavminin özellikle bu halini zikretti? Yoksa onların içinde biraz sonra zikredeceğim başka şirkler de vardı hayatlarında. Ama Allah Azze ve Celle özellikle eşcinselliği zikretti. Çünkü Allah Azze ve Celle bunu istemiyor. Bunu kesinlikle istemiyor. Bunun hikmetlerini konuşursak ayrı bir ders, birçok mesele anlatabiliriz. İnsan, insana ve insanın yapısına ne kadar zararlı olduğunu birçok noktada anlatabiliriz. Ancak yeri değil diyebilirim. Evet. Ve devamında Lut Aleyhisselam konuşmasına devam ediyor. Diyor ki: "İnnekum letetuna ricale." Sizler erkeklere yöneliyorsunuz, kadınları bırakıyorsunuz. "Ve takta'una sabila." Ve yollar kesiyorsunuz. "Ve ta'tuna fi nadikumul munkara." Ve kendi aranızda bulunduğunuz bölgelerde münkerler işliyorsunuz. Münkerler işliyorsunuz. "Feme kana cevabe kavmi." Kavminin cevabı ise, bakın Lut Aleyhisselam anlattı. Dedi ki bakın sizler yeryüzünde hiç yapılmamış bir fuhşiyat yapıyorsunuz. Ondan sonra dedi ki sizler bununla beraber erkeklere yöneliyorsunuz, kadınları bırakıyorsunuz. Bu olacak iş değil. Yollar kesiyorsunuz. Yani eşkıyalık yapıyorsunuz bir görüşe göre. Ve bununla beraber kendi aranızda da münkerler işliyorsunuz. Onu da biraz sonra açacağım. Kavminin cevabı şu oldu: "Fema kana cevabe kavmihi illa en kalu tina bi azabillahi in kunta mine sadikin." Ve kavminin ona cevabı şu oldu. Dedi ki eğer doğru sözlüysen bize azabı getir dediler. Yani Allah'a kafa tuttular. Meydan okudular. Dolayısıyla kardeşler,